Hadi, dalgalar hakkında biraz düşünelim. Aklınıza ilk olarak denizdeki dalgalar geliyor olabilir. Ama bugün dalgalardan ilk önce en genel halleriyle sonra da ışık bağlamında bahsedeceğiz. Dalganın tanımını bir ortamda yayılan düzensizlik ya da rahatsızlık olarak yapabiliriz. Buna kısaca bir ortamda yayılan rahatsızlık da diyebiliriz. Önce bu tanımdaki rahatsızlık ve ortamın ne anlama geldiğinden bahsedelim. Örnek vermeye çalışırsak, burada bir su birikintisi olduğunu varsayıyorum. Evet, işte size küçük bir su birikintisi. Bu su birikintisine bir taş atıyorum diyelim. Evet, bu da taşım olsun. Taşı suya attığımda neler olacağını hepimiz biliyoruz. Taş suyu aşağıya ve yanlara itecek. Su olduğu yere geri geldiğinde de yayılan bir rahatsızlık elde edeceğiz. Taşın düştüğü yerden dışarıya doğru hareket eden halkalar. Evet. Bu halkalar dışa doğru hareket eder öyle değil mi? Buradaki rahatsızlık tamamen hareketsiz olan bir su birikintisini hareketlendirdiğimiz için meydana geldi. Taş suyu aşağı ve yanlara doğru ittirdiğinde Buralardaki su molekülleri de yanlarındaki su moleküllerini ittirdi. Ve ortadan dışarıya doğru yayılan ya da hareket eden bir rahatsızlık oluştu. Rahatsızlık bir ortamda yayılır demiştik. Buradaki ortam tabii ki su. Başlangıçtaki rahatsızlıksa suyun rahatını bozan taştı. Ama sonra taşın rahatsız ettiği su etrafındaki suyu da rahatsız ettiği için rahatsızlık yayılmaya başladı. Size başka bir örnek daha vereyim. Örneğin bir ipi tuttuğumu düşünelim. Bu bir ucu duvara bağlı olan oldukça uzun bir ip olsun. Elimi aşağı yukarı hareket ettirdiysem sizce ne olur? Bunu bir kere yaparsam ipte soldan sağa doğru bir hareket meydana gelir. İşte buna benzeyen bir hareket. Bir iki saniye sonra da buna benzeyecek. Buradaki rahatsızlık İpte oluşan ve sağa doğru hareket eden bu tepe. Ortamsa ip. Neler olduğunu biraz daha detaylıca anlatmam gerekirse, ip tutan elimi yukarı kaldırdığımda, elime yakın olan ip moleküllerinin rahatını bozuyorum. O moleküller kendi yanlarındakileri ve onlar da kendilerine yakın olanları rahatsız ettiklerinde de buna benzeyen bir tepe oluşuyor. Bunlar dalgalara verilebilecek örnekler ya da bir ortamda yayılan rahatsızlıklar. Örneklere ses dalgalarından bahsederek çoğaltabiliriz. Ses dalgaları nasıl oluşur diye soracak olursanız, burada çok ama çok hızlı bir şekilde zıplayıp duran hava molekülleri olduğunu hayal edin. Bu moleküllerin rahatını bozarsanız, yani mesela buradaki molekülleri sıkılaştırırsanız, şöyle çiziyorum, buradaki molekülleri sıkıştırdık diyelim, tamam mı? sıkışan moleküller yanlarındaki moleküllerin üzerine zıpladıklarında ortaya yine yayılan bir rahatsızlık çıkacak. Bu sefer ortamsa hava olacak. Dalgalar hakkında klasik olarak nitelendirilebilecek bu kavramları gördüğümüze göre şimdi size daha gizemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Işıktan. Işık da aslında bu konuştuğumuz dalga özelliklerine sahip. Mesela ışık dalgaları birbirine karışabilir. Hatta sırf bu konuda bile farklı bir video daha yapabilirim. Elimizde üzerinde iki tane ufacık deliği olan buna benzeyen bir karton olduğunu düşünelim. Eğer kartonun üzerine ışık tutarsak, rahatsızlık yani dalgalar sadece bu iki delikten geçebileceği için ışığın deliklerden bu şekilde yayıldığını görürüz. Dalgaların birbirinin üzerine geldiğini görüyorsunuz değil mi? Bu dalgalar birbirine yapıcı olarak karışacak yani birbirlerini güçlendirecekler. Buraya bir dedektör koyarsak ışığın karanlık noktalarını bile görebiliriz. Bu sadece bir örnek olsa da umarım ışığın bir dalga gibi davrandığı konusunda sizi ikna edebilmişimdir. Işık eğer bir dalga ise klasik tanımına göre bir ortamda yayılan bir rahatsızlık olmalı. Peki sizce buradaki ortam ne olabilir? Mesela güneş ışığı dediğimiz güneşten gelen ışık var. Güneşi beyaz çizdim çünkü güneşimiz aslında beyazdır. Onu sarı görmemizin nedeni atmosferde olup bitenler. Bu güneş, bu da dünya olsun. Tabii ki ölçek doğru olmadı. Ama güneşten gelen ışık yaklaşık 150 milyon kilometre yol kat edip bize ulaşıyor. Öyle değil mi? Peki bunu yaparken hangi ortamdan geçiyor? Yani ışıksızca bir ortamdan yayılan bir rahatsızlık mıdır? İnsanlar uzun zaman bunun doğru olduğunu düşündüler. Işık dalgalarının özelliklerini taşıdığı ve ışık hızı diye bilinen belirli bir hızı olduğu için yayıldığı bir ortam da olmalıydı. İnsanlara göre ışığın yayıldığı bu ortam ışık saçan eterdi. Bunu da hemen not edeceğim. Aslına bakarsanız bundan çok güzel bir müzik grubu ismi bile olabilir. Işık saçan eter karşınızda. Bu maddenin uzay boşluğunda bulunduğu varsayılıyordu. Evet, insanlara göre ışık, ışık saçan eter içinde yayılan bir rahatsızlıktı. Önümüzdeki videolarda bunu test edeceğiz ve bunun ilginç bir konu olduğunu da eklemek istiyorum. Neden mi? Çünkü eğer bu ışık saçan eter varsa, biz ışık saçan etere göre hareketsiz değiliz. Yani Dünya Güneş'in, Güneş de galaksinin merkezi etrafında dönüyorsa biz ışık saçan etere göre hareketsiz olamayız. Ve eğer hareketsiz değilsek de ışığın nasıl hareket edeceğini belirleyebiliriz. Işık acaba eterin yönünde mi yoksa eterin bize göre olan hareketinin karşı yönünde mi hareket ediyor? Sizi şimdilik bilimin gizemlerinden biriyle baş başa bırakıyorum. Dalgalar bir ortamda yayılan rahatsızlıklardır. Bunu su için, ip için ve hava için değerlendirdik. Peki ya ışık? Işık saçan eter diye bir şey var mı? Soru işaretinde koyalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.